Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere güneş enerjisiyle çalışan bir bataryadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ülkemiz güneşlenme açısından yüksek değerlere sahip bir ülke. Fakat biz bunun değerini çok fazla bilemiyoruz. Son zamanlarda özellikle güneş enerjisinde yaşanan gelişmelerle birlikte güneş enerjisine olan ilgi ve ihtiyaç da gittikçe artmakta. Bugün sizlere tanıtacağım bu panel daha çok kampta ve deprem çantası içerisinde bulundurabileceğiniz bir sistem. Çünkü internette birçok güneş paneli sistemi var fakat onları incelediğimde bataryalarının falan çok büyük olduğunu gördüm. Bugün tanıtacağım sistemin bataryası bir avuç içi kadar. Ve panel de gerçekten çok büyük bir panel değil. Yani bunun avantajı ne? Özellikle deprem çantasına ya da kampa gidiyorsanız kamp çantanızın içerisine çok rahatlıkla atabileceğiniz bir sistem. Bu güneş enerjisi paneli sistemine Neon 1 ve Hepsi Burada gibi birçok site üzerinden ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane elemanla birlikte geliyor. Birincisi şarj yapmaya sağlayan güneş paneli, diğeri bataryası ve yanında 2 tane 4 wattlık ampulle birlikte geliyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sabah 8-9 civarı ben güneşli bir günde dışarıya bıraktım ve akşam 6-7 gibi batarya tamamen dolmuştu. Yani güneşli bir havada, özellikle Akdeniz'de ve çevresinde yaşıyorsanız güneşli bir havada sabahtan akşama kadar bataryasını çok rahat bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Diyelim ki aceleniz var, güneşle dolmasını beklemiyorsunuz, hemen şarj ettiğiniz ünitenin yan tarafında şurada 5 wattlık bir USB giriş kısmı var. O kısımdan prizden ya da power bank üzerinden çok rahat bir şekilde bu ana üniteyi şarj edebiliyorsunuz. O da yaklaşık olarak bir 3-4 saatinizi alıyor. Normal güneş enerjisinin kablosunun giriş yeri burası. Fakat elektrikten şarj ederseniz şurada gördüğünüz 5 wattlık bir giriş var. O giriş üzerinden çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Batarya kısmıyla ilgili ekleyebileceğimiz diğer ayrıntılar şu şekilde arkadaşlar. Hemen bataryanın üzerinde bir lamba bulunuyor. Şu şekilde açtığımızda kampta falan özellikle gece çok işimize yarıyor. Ana ünitenin üzerinde hemen sağ tarafında 2 tane 5 wattlık USB çıkışı var. Buradan USB aletlerinizi çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Biraz sonra telefonla ilgili şarj süresini görmeniz açısından buradan USB üzerinden telefonumu yaklaşık bir 10 dakika şarj edeceğim. Böylelikle 10 dakika şarj içerisinde ne kadar şarj olduğunu çok daha rahat bir şekilde görebileceksiniz. Yalnız ana ünite üzerinde USB'den şarj etmek istediğin zaman hemen şurada USB on off diye bir düğme var. Burayı kullanarak USB çıkışlarını çalıştırmanız gerekiyor. Hemen USB girişlerinin yan tarafında lamp on off diyor arkadaşlar. Bu da kendi yanına vermiş oldukları şu lambaları biraz sonra göstereceğim. Taktığınızda tekli veya ikili şekilde çalıştırmasını sağlıyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk aldığımda full batarya denemek amacıyla gece 10 gibi tek lamba şeklinde açtım ve sabah 6-7 gibi lamba hala yanıyordu. Fakat ilk başta verdiği aydınlığı elbette vermiyor. Yani tek lamba kullandığınız zaman gece sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. İki lamba kullandığınız takdirde yaklaşık olarak ortalama 3,5-4 saat arasında iki lambanın çalışma süresi yeteri kadar oluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, hemen ön tarafta görmüş olduğunuz gibi kablolarla birlikte lambaların giriş yerleri bulunuyor. İki tane giriş yeri var. Her ikisini ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Lambaların ışıkları 3 watt olarak yazıyor. Hemen lambalar şöyle açacak olursam. Bakın burayı açtığım zaman hem buradaki ışıklar çalışıyor hem iki lamba çalışıyor. Kapatıp yukarı yönlü açtığım zaman sadece iki lamba çalışıyor. Biraz önce göstermiş olduğum şu yan taraftaki düğme ile isterseniz lambanın bir tanesini kapatabiliyorsunuz. Bu sağ taraftaki düğmenin aynısı arkadaşlar sol tarafta da bulunuyor. Yine bu düğme üzerinden lambaları tek veya çift şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Şu an görüntü nasıl geliyor bilemiyorum ama lambalar gerçekten bir kamp çadırını veya bulunduğunuz ortamı çok rahat aydınlatacak şekilde ışık veriyor. Yani ben iki lambayı kullandığım takdirde normal evdeki bir floresan ışığın verdiği ışık gibi
elde edebiliyorum. Ama tek lambayla açıkçası arkadaşlar çadırın içerisinde çok rahat bir şekilde aydınlanma sağlayabilirsiniz. Yani panel dediğim gibi küçük bir panel, çok büyük bir panel değil. Zaten hemen arkasında gerekli bilgileri de yazıyor. Burada 3 wattlık bir enerji verdiğini görebiliyorsunuz. Burada ayakları var. Ayakları kısmından güneşe olan açısını ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok hızlı bir şarj özelliği sağlamıyor ama özellikle mesela kampa gittiğinizde gündüz açtığınız takdirde akşam güneşli bir ortamdaysa sizin gecelik enerji ihtiyacınızı çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi benim bu almamın en büyük özelliği küçük olmasıydı. İnternette farklı markaların daha büyük bataryalı olan kısımları da var. Fakat şu şekilde hemen göstereyim. Yani bunları ve şu iki lambayı koyduğunuz takdirde çok küçük bir yer kaplıyor. Ortalama 10-12 santimlik bir yer kaplıyor. Yani çantanızın içerisine koyduğu zaman sizi yormaz. Yani bu bir özellikle doğal afet olduğunu, deprem olduğunu düşünürsek deprem çantanızın içerisinde de çok fazla yer kaplamadan sizin günlük elektrik ihtiyacınızı karşılayabilecek bir durumda. Yani elektrik ihtiyacı derken daha çok işte gece aydınlatmasıdır, cep telefonlarının şarjıdır. Kısa süreli de olsa gerçekten hayat kurtarıcı bir noktada. Bu arada kablolarını gösterecek olsam bunlar lambaların kablosu. İkisinin de ayrı ayrı kablosu var. Yaklaşık 3 metre ve iki lambanın arasını açtıkça aydınlatma biraz zayıflaşıyor ama iki lambayı böyle aralıklı 1 metre falan koyduğunuz takdirde gerçekten ortamı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bence şimdi en fazla merak edilen ve bu ürünü almak isteyenlerin en çok kafasına takılan sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum. Cep telefonu şarjı. Evet, aydınlatma bizim için gece çok önemli ama bir diğer en önemli yanımızda taşıdığımız materyal de cep telefonlarımız. Olası bir elektrik kesintisinde ya da kampta bulunduğumuzda ya da herhangi bir deprem sonrasında çantamızdan çıkarttığımızda telefonumuzu şarj edebiliyor mu? Ben şimdi sizlere bunu göstermek istiyorum. Şu an eski bir iPhone telefonum burada var. Evet, bataryası yaklaşık şu an %54 seviyesinde. Telefonu şarj etmem için yapmam gereken sadece arkadaşlar telefonun USB girişini, bu bataryanın güneş enerjisine bağlı olması gerekmiyor. Eğer batarya doluysa USB girişine takmak. USB girişine takıyoruz. Daha sonra buradan enerjiyi vermek. Ve şurada hemen USB 10 yazan kısma basmak. Gördüğünüz gibi telefon hemen şarj olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar şu an telefonun şarjı %54. Ben yaklaşık 5 dakika telefonu bu şekilde şarja bırakıyorum ve sizlerle 5 dakika sonrasında ne kadar şarj olduğunu paylaşmak istiyorum. Hem böylece sizlerin kafasındaki soru işaretleri kalkmış olur hem de 5 dakika içerisinde bakalım bizi kurtarabilecek şekilde bir şarj yapıp yapmadığını görebilir. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık 5 dakikalık süremiz doldu. Ara ara özellikle çekimde yaptım ki sizlere başka bir şekilde şarj olmadığını göstermek adına. Şimdi %54'lük bir şarjımız vardı 5 dakika öncesi. Şu anki şarj durumuna bakıyoruz. %58. Yani 5 dakika içerisinde şu bataryadan, sadece bu bataryadan gücünü alarak ortalama %4 seviyesindeki telefon düşük enerji modunda falan değil, normal kendi çalıştığı modda çalışıyor. Yani sadece bu bataryayla USB ile birlikte 5 dakika içerisinde %4'lük, hatta %5 de şu an açıp arada sırada açıp kapattığım için bu enerji de etkilemiş olabilir. Yani 5 dakika içerisinde %4'lük bir arttırımı sağladı. Yani bu açıdan telefonu şarj etmek isteyen arkadaşlar olursa telefon şarjını, ki bu telefon eski bir telefon, iPhone 6s, yani kullanmadığım bir telefon, bataryası çok da iyi diyemem. Bu nedenle sizler daha yeni bir telefon, daha iyi bir bataryayla çok daha iyi verim sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu güneş enerjisiyle çalışan bataryayı tanıtmak istedim. Özellikle ülkemizde güneşten çok çok faydalanabildiğimiz için, fazla güneşlenme süremiz olduğu için bence her evde bulunması gereken bir cihaz.
Çünkü sonuçta hani doğal ortamda kampa gidiyoruz ya da Allah korusun deprem bölgesinde yaşıyoruz, deprem ülkesiyiz. Herhangi bir doğal afette çantanızda çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz, bakın avucunuzda bile tutabileceğiniz büyüklükte bir alet yeri gelir çok daha rahat işler yapmamızı sağlayabilir. Ben tavsiye ederim, memnunum. Batarya süresinden de memnunum, şarj olma süresinden de memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum.